Adam olanları anlatırken tereddüt dahi etmedi. Son derece kendinden emin konuştu. Ya ne sorduysam mantıklı cevap verdi. Ya Kenan baba, bu herif buraya gelirken defalarca bize söyleyeceklerinin provasını yapmıştır. Allah'ını seversen sen bari inanma bunun attığı yalanlara. Ya lafını bil de konuş, hırsımı senden çıkartmayayım şimdi. Yalanla gerçeği ayırt edemeyecek adam mıyım ben? Ya beni yanlış anladın Kenan baba. Ama bu herifin anlattığı hiçbir şey benim aklıma yatmıyor. Yalan olsa kayığın içindeki adamı nereden bilecek? Hangi adam? Bebeği bulduğu kayığın içinde genç bir adamın cesedi vardı dedi. Fener'de bir yere gömmüşler. Genç bir adamın cesedi mi? Ya topraktan bahsediyor işte. Göğsünden vurulmuş. Bulduklarında ölüymüş. Fener'de bir yere gömmüşler. Sen hiç o gece silah sesi falan duydun mu? Yok, yok ben silah sesi falan duymadım. Hem ben onların bıraktığım eve gittiğimde hiçbiri yoktu. Çoktan gitmişlerdi. Neyse şimdi. Öyle ya da böyle. Çat kapı bir çocuk geliyor evime. Araştırmadan, soruşturmadan torun diye bağırma basacak değilim herhalde. Ne yapacağız peki? Bir planımız var mı? Bu işin tek çözümü DNA testi. Ama onun için de tanıdık bir laboratuvar lazım. Var. Var Kenan baba. Muğla'da benim doktor arkadaşım Serdar var. Onun bir laboratuvarı var. Yapar mı? Yapar. Hem de aslan gibi yapar. Ben yaptırırım. O zaman ben yarına kadar saç teli falan ne gerekliyse onları temin edeyim. Tamam ben çıkayım önden Serdar'ı arayayım. Ara bakalım ara. Taner. Bak bu DNA testi işinden Dile'ye falan bahsetme sakın. Yok Kenan baba bahsetmem. Serap da uygunsa bana göndersene be. Tamam. Ama baban çağırıyor bir baksın dedi. Ama Deniz uyuyor. Ben dururum başında, uyanırsa da haber veririm hemen sana. Ya Serap çok huzursuz oluyor, biraz dikkat et olur mu? Tamam aklın kalmasın.